Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi pazarlar diliyorum herkese. Evet, bu hafta sonu sizlere iki adet video analiz aktardım. Birinci analizimde özellikle IMF konusuna zaman ayırmak kaydıyla IMF gelecek mi, geliyor mu? IMF ile ilgili gizli bir anlaşma yapıldı mı ve IMF gelirse dolar-TL ne olur şeklindeki konuları içeren bir analizdi. Bir başka analiz ise sizlerin son günlerde dolar-TL hakkında çok fazla bir şekilde sorduğunuz soruları bir toparlama yapmak kaydıyla en çok sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Bu iki analizimi videonun sonunda tekrardan bitiş ekranına ekleyeceğim veya kanalımdan bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Bu analizler dün gece aktarıldı. Sevgili arkadaşlar, bu analizde ise dolar-TL'nin son durumu, bu hafta ve önümüzdeki süreçte neler olabileceği, Merkez Bankası ne yapıyor ve özellikle Fed'in yapmış olduğu açıklamalar sonrasında IMF geliyor mu gelmiyor mu söylemlerinin gündemde olduğu bu günlerde Dolar-TL'nin nasıl bir seyir izleyebileceğine dair analiz ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Ve bir de arkadaşlar, bu hafta sonunun daha doğrusu son bir analizi olarak da endeksin içinde bulunduğu koşulları, yabancı takas oranında bir değişim oldu mu olmadı mı? Yabancı satışa geçti mi? Veya endeksin artık daha yukarı eğilimi var mı? Veya artık 106 bin seviyelerini gördükten sonra bir dönüş başlamış mıdır şeklindeki sorularınızı yanıtlayabilmek bakımından yeni bir analizi daha birkaç saat sonra eklemiş olarak bu haftayı tamamlayacağım. Değerli arkadaşlar, Dolar-TL diyoruz ve Dolar-TL ile ilgili olarak şu an akıllarda olan 2-3 tane soru var. 1. Fed'in açıklamalarından sonra Dolar-TL'deki geri çekilme devam eder mi? 5 seviyesinin aşağısına iner mi? 4.20, 4.50, 4.70 vesaire seviyeleri görülür mü? Bu aşağı eğilim devam eder mi? Soru 2. Efendim, IMF ile bir görüşme yapılıyorsa, bir anlaşma yapılıyorsa veya seçimlerden sonra bu anlaşma gerçekleşecek ise dolar-tl çok fazla düşer şeklinde bir tespit. Sonuç olarak arkadaşlar, ister Fed ile ilgili sonuçlara bakalım, isterse IMF ile ilgili sonuçlara bakalım, bu sonuçların hepsi için genel anlamda birçok analist düne kadar yükseliş bekliyorken bir anda söylem değiştirdi. Bir anda koşulların ve şartların değiştiğini ve buna bağlı olarak da dolar-tl için artık aşağı bir eğilimin mevcut olduğunu ve bu aşağı eğilimin ise devam edeceğine dair görüşler beyan etmeye başladılar. Fikirlerini, tahminlerini, beklentilerini revize etmeye başladılar. Hay hay. Her analistin, her yorumcunun görüşüne saygı duyarım. Yeter ki sebepleri ve nedenleri benim için doyurucu olsun. Sizlere belli bir süredir yorum aktarmaktayım. Bir kere daha bu ifadeyi kullanacağım. Bu ifadeyi benden sıklıkla duyuyorsunuz. Ben dolar-tl için orta uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve küresel ekonomik sebepler nedeniyle dolar-tl'nin aşağı geleceğini, 5 seviyesinin aşağısına ineceğini hiçbir şekilde beklemediğimi, tamamen ve tamamen beni bağlayacak olan şahsi düşünce ve kanaatim olarak sizlere ifade ediyorum. Benim bu kanaatime katılırsınız veya katılmazsınız. Bu tabii ki tamamen ayrı bir konu. Bu benim şahsi görüşümdür ve bu şahsi görüşümün sebeplerini de sizlere sürekli olarak tek tek izah ediyorum. İzah ediyorum ki bir şekilde bir mantık mukayesesinden geçirip irdeleme yapabilirsiniz diye. Evet, görünen bir takım etkenler, görünen bir takım sebepler var. Ben bunları iceberg'in üst tarafta görünen sebepleri olarak görüyorum. Anlık olarak ortaya çıkan bir takım nedenlere bağlı olarak dolar-tl'de bir takım hareketlenmeler, dalgalanmalar yaşayabiliyor. 5.30 seviyesi benim için çok önemli bir destek seviyesidir. Şurada da görmekte olduğunuz gibi kırmızı kalın hatla çizmiş olduğum bu destek noktasının zaman zaman aşağısına inilmeler, sarkmalar olsa bile bu seviyenin önemli bir destek özelliğini önümüzdeki orta uzun vade için koruyacağını ve bu desteğin gerçek manada, tekrar ifade ediyorum, orta vade itibariyle kırıldığı anlamına gelmeyecek. Yani 5.30 desteğinin üzerinde bir kademeli yükseliş eğiliminin olacağına dair düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, dolar TL
5.30 seviyesinin aşağısında ve özellikle Fed'den gelen son açıklamalar ekonomik sıkılaştırma, bilanço sıkılaştırmasının azaltılabileceği ve önümüzdeki 4 faiz artırımı hususundaki stratejilerinin daha da az miktarlarda faiz artışlarıyla, hatta piyasanın algıladığı şekliyle 2019'da hiçbir faiz artışının olmayabileceği yönünde bir takım beklentiler oluşmaya başladı. Ben sizlere Fed'in açıklamaları sonrasında yayınlamış olduğum videomda dedim ki, değerli arkadaşlar, Fed istediği kadar bu açıklamaları yapsın, Jerome Powell istediği kadar son bir ay önceki söylemlerinden 180 derece tornistan edip de farklı düşünceler içerisinde bulunsun, ben inanmıyorum, güvenmiyorum. Çünkü bir ay öncesine kadar faiz artışlarıyla ilgili net bir şey konuşmazken, efendim bilançonun daraltılması, küçültülmesiyle ilgili net ifadeler kullanmazken, bugün kalkıp da son bir ay içerisinde ne değişti de sen bu kadar ciddi, bu kadar radikal bir farklı söylem içerisine giriyorsun sorusuna piyasa yanıt bulamadı. Benim için arkadaşlar kriter, sizlere daha önce de ifade ettiğim gibi, eğer ki piyasa Fed'in bu söylemlerine inanmış olsaydı, dolar endeksinin çok çok gerilere gelmesi gerekirdi. 90 seviyesinin aşağısına bile gelmesi gerekirdi. Euro dolar paritesinin şurada görmekte olduğunuz gibi 1.15 üzerine yerleşmesi gerekirdi. Yani doların euro karşısında ciddi bir şekilde değer kaybı yaşamış olması gerekirdi. Ve bu söylemler eğer bir belirsizlik yaratmamış olsaydı, bir güven telkin edici, gerçekten samimi söylemler olduğuna inanç olsaydı, altın fiyatları şurada görmekte olduğunuz gibi 1.300 dolar üzerine zıplamaz, 1.307 dolardaki kritik direncini aşmaz idi. O halde Fed'in söylemlerini ben ciddiye almıyorum derken arkadaşlar, sizlere bu sebeplerle bu konuyu izah etmiş olayım. Sizler ciddiye alırsınız veya almazsınız, bu tabii ki tamamıyla sizlerin düşünceniz olacaktır. Fed yarın kalkıp da hani dedi ya, verilere bakacağım, rakamlara bakacağım, buna göre ben görüşlerimi ve stratejimi belirleyeceğim dedi. 3 gün sonra, 5 gün sonra veya 1 ay sonra şu rakam böyle geldi, bu rakam bu durumda geldi, bunun için ben şöyle bir karar değişikliği yaptım demeyeceğinin hiçbir anlamı yok. Arkadaşlar, bu birinci konu. Bu sebeple Fed'den gelen açıklamalara bağlı olarak, Fed şunu yapmayacak, bunu yapacak vesaire vesaire gibi söylemlerle bütün dünyaya para akacak, gelişmekte olan ülkeler şöyle coşacak, böyle bilmem ne olacak ve bunun paralelinde de dolar TL yerle yeksan olacak ve şu seviyelere kadar düşecektir şeklinde sadece ve sadece bu noktaya bakarak. İkinci bir husus, bu Fed'in yetkililerinin yapmış olduğu popülist, piyasaları tatmin etmek ve bir anlamda da Trump'ın kafasındaki düşünceleri piyasaya zerk edebilmek adına samimi görmediğim bu düşüncelerine güven duymuyorum. Bu düşüncelere bağlı olarak da ben yatırımlarınızın şekillendirilmesinin de yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü 3-5 gün sonra başka bir söylemle çok daha farklı bir rüzgarın eseceği ihtimalini yüksek görmekteyim. Hele hele ABD söz konusu ise, hele hele Trump söz konusu ise ve daha dün itibariyle, dün veya bugün son okuduğum bir haberde ABD'nin efendim Venezuela'ya asker gönderebileceğine dair bir ifadenin gündemde olması, 3 gün sonra farklı bir tweet, farklı bir ülkeye gerek askeri anlamda gerek efendim ekonomik ve ticari anlamda yaptırımlar uygulayacağı veya uygulama ihtimallerinin var olduğunu bildiğimiz bir enteresan politika şartları içerisinde ABD'nin daha çok çok farklı açıklamalar yapması beklenebilir. Bu sebeple bu kritere bağlı olarak yorum ve analiz yapılmasını haklı görmüyorum. Şu anki bu sebebe dayalı olarak oluşan fiyatları da ister yükseliş yönünde olsun, ister düşüş yönünde olsun gerçekçi bulmuyorum. Piyasa gerçekleri bir şekilde algılayacaktır ve sizlere anlattığım gibi o açıklamalar sonrasında, Fed'in açıklamaları sonrasında bir türbülans yaşandı. Ama yaşanan bu türbülansa rağmen dolar TL'nin 5.13 aşağısına gelmediğini, minimum 5.16 seviyesini gördüğüne tanık olduk. Arkadaşlar, dolar TL şuralarda görmekte olduğunuz gibi Kasım ayında 5.13 seviyelerini görmüştü.
Dolar TL 5-13 seviyelerini gördüğü zaman koşullar bugünkünden daha iyi değildi. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın daha net söylemleriyle faiz artışı yapmayacağını, hatta faiz indirimi yapabileceğine dair bir takım beklentiler, enflasyonun düşüş eğilimi içerisinde olduğuna dair kanaatler, açıklanan tahminler vesaireler vesaireler. Bütün bunların çok daha yüksek ses tonlarıyla ifade edildiği, yani Kasım ayına oranla çizilen tablo ister Amerika cephesinden ister Türkiye cephesinden, ki Kasım ayında Amerika'nın biliyorsunuz endekslerinin 20 binler aşağı 20 binler seviyesine kadar geldiğini, ayı piyasasına girdiği, şu olduğu bu olduğu gibi konuların gündemde olduğu bir süreç vardı. O günlerle bugünleri mukayese ettiğimiz zaman, eğer ki bu yapılan açıklamalar çok güzel açıklamalar ise, ekonomileri gerçekten canlandıracak ve para birimlerini çok ciddi şekilde olumlu yönde etkileyecek olan açıklamalar ise, ki bunu da anlayabiliyoruz, Kasım'da bugünkü arasındaki söylemler çok değişti. Bugün çok daha mükemmel ve pembe tablolar çizilmekte. Neden arkadaşlar? Niçin biz 5-13'ün aşağısına bile gelemedik? 5-20'nin aşağısında bir sarkma yaşandı ve tekrar 5-20'nin üzerinde bir kapanış oldu. Ben bu kadar olumlu havaya rağmen 5 seviyesinin aşağısına gelmeyen doları gördüysem yarın hangi sebeple göreceğim? Yani hangi ekstra sebeple göreceğim? Bu bir arkadaşlar. İkinci nokta, IMF gelirse ne olur? Arkadaşlar, IMF gelirse bununla ilgili olarak ayrıntılı açıklamaları yaptım. Evet, IMF gelir ise dolar TL düşer. Bakın. Şimdi IMF'nin gelirse dolar TL düşer söyleminin açılımı şudur değerli arkadaşlar. IMF gelinceye kadar dolar ne olur? Geldikten sonra ne olur şeklinde bunu ikiye ayırmak gerekiyor. IMF geldiği zaman, IMF'nin gelmesi demek anlaşmanın kesinleşmesi. İlk para ödemelerinin, kredi ödemelerinin TC'nin kasasına girmesi IMF'nin geldiği anlamı. Para geldiği anda, para kasaya girdiği anda, bu parayı kullanabilir duruma geldiğimiz anda IMF gelmiştir diyebiliriz. Ve o para Türkiye kasasına girdiği zaman, evet, dolar TL'de bir geri çekilme yaşanabilir. Arkadaşlar, çok güzel de IMF gelene kadar dolar TL ne olur acaba? Bunu hiç yanıtlıyor muyuz? Yani dolar bugün 5.20'ler civarında IMF gelecek diye ve IMF geldiği zaman dolar TL düşecek diye düşünüyorsak, böyle bir düz mantık içerisinde bulunuyorsak, 5.20'den itibaren mi, atıyorum, %5, %6, %10 dolar TL düşüş sağlayacak? Hayır arkadaşlar, bir şeyin realitesi var. IMF'nin gelebilmesi için bizim en az 5-6 aylık zamana ihtiyacımız var. IMF ha deyince gelmiyor. Pasaportunu, uçak biletini cebine koyup da pat diye Türkiye'ye geldim. Hadi yarım saat, bir saatlik bir konuşma muhabbet. Arkadaşlar, bir bankadan kredi alacağınız zaman bile banka size 3 gün oyalıyor. İpotekler istiyor, teminatlar istiyor, bilançolar istiyor, kefil istiyor. Onu istiyor, bunu istiyor. Çat kapı gidip de bana 3-5 milyon dolar kredi ver diyebiliyor musunuz? Bırakın 3-5 milyon doları, 50 bin lira, 30 bin lira bile kredi isterken 40 bin tane 40 dereden su getiriliyor. Hele ki IMF ise karşımızda. Hele ki IMF olarak kalkıp da nice nice koşul ve şartları ileri sürüp kabul ettirtmeden, bunları kabul etmiş olsak bile kendi kurmayları, IMF'nin bir koordinatör heyeti var, bir direktör heyeti var. Kendi kurmayları içerisinde bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapmadan ve bizden belli niyet mektuplarını, yani taahhütleri almadan, bu görüşmeleri yapıp ince eleyip sık dokumadan kalkıp da ben seninle anlaştım derim. İster gizli görüşmeler olsun, ister şunlar olsun, ister bunlar olsun. Arkadaşlar, net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum ki, IMF geldiği zaman dolar düşebilir. Doğru, haklısınız da. Tekrar söylemek istiyorum. IMF gelene kadar dolar ne olur acaba? IMF ne zaman gelir? Ne zaman geldim diye bunu resmi olarak ilan eder. Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı, Eylül'de mi bilmiyoruz. Ama şunu bilin ki seçimlere kadar IMF geldim demeyecektir. Seçimlerden hemen 3 gün sonra IMF ben geldim demeyecektir. Veya böyle bir açıklama yapılacak olsa bile. Bakınız, ben IMF ile bir anlaşma yapılma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ama olmaması gerektiği için, teorik olarak olmaması gerektiği için yüksek görmüyorum. Fakat öyle bir tablo oluşturulabilir ki
dengeler öylesine öylesine bozulabilir ki düne kadar IMF'ye borç verdik, veriyoruz gibi gibi veya tüm borçları sıfırladık şeklindeki söylemlerin olduğu bir sürecin ardından bugün IMF ile anlaşma yapıldığını deklare etmek durumunda kalan bir siyasi iktidar karşımızda olur ise bu durumda bu iktidar şunu demek zorunda. Evet, ben IMF'ye karşıyım ama mecbur kaldım. Şartlar çok kötü oldu. Ha, bu mecbur kaldım ifadesini kullanabilir mi? Daha düne kadar ekonomi şöyle mükemmel, YEP programımız böyle muhteşem ilerliyor gibi söylemlerin hemen ardından 2 ay sonrasında mecbur kaldım ifadesinin kullanılması vatandaş nezdinde ne kadar anlam taşıyabilir? Bir başka noktaya gelelim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalar, iddialar, söylemler, gizli anlaşmalar, şunlar bunlar vesaireleri net bir dille yalanlayan Sayın Berat Albayrak IMF ile yollarımız bile kesişemez ifadesini kullandı. Şimdi tüm bunlara rağmen yine de IMF ile anlaşma olur mu? Olmaz diye bir şey yok. Biliyorum, aklınızdan şu geçiyor. Diyeceksiniz ki ya iktidar düne kadar birçok şeyi reddetti. Rahip Brunson'un buradan çıkması mümkün değil, şöyle olması mümkün değil ama işte yapılan yaptırımlar vesaireler ve bir anda adam serbest kaldı, özel uçakla memleketine geri gitti. Bunların hepsine katılıyorum. Bunlar yaşanmış gerçekler. Ama ben tekrar tekrar işin polemik yanını bir köşeye bırakıyorum. IMF gelecek olsa bile, IMF gelse bile, bir anlaşma olsa bile, o anlaşmanın tezahür edeceği an ve saate kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli gelişmeler olacağını ve dolar TL'nin de o geliş sürecine, o ilk para diliminin kasamıza gireceği ana kadar ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Değerli dostlar, 5.20'den 5.30'dan işte %5-10'luk bir IMF'nin gelmesiyle birlikte bir geri çekilme olmasıyla IMF gelene kadar tamamen atıyorum rakamı. Yani bu bir tespit veya tahmin değil. Misal veriyorum, 6-6.5 lira olmuş dolar. Yani o seviyeden %5'lik, %10'luk bir geri çekilme olması ne kadar anlamlı olabilir? Yani insanlar zannediyorlar ki IMF hemen bugün gelecek, bugün dolar kuru 5.20 ve direkt ben 5.20'den %10 aşağı geleceğiz. Evet, IMF, ben sizlere dünkü analizimde Arjantin pezosunu dikkate alarak bir analiz vermeye çalıştım. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben afaki konuşmayı seven bir analist değilim. Stratejilere çok önem veririm ve sizlere somut gerçeklerle, somut bilgilerle, raporlarla bir şeyleri anlatmak isterim. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz grafik Arjantin pezosu. Niye Arjantin'i gündeme getirdim? Arjantin geçtiğimiz yıl IMF ile bir anlaşma yapmak durumunda kaldı. IMF ile anlaşmayı hangi tarihte yaptı arkadaşlar? Haziran ayında yaptı. Haziran ayında IMF ile anlaşma yapıldığı süreçte Arjantin pezosu 25'ler civarındaymış. Yani 1 dolar karşılığı 25 Arjantin pezosu ediyormuş. Daha öncesinde 20'ler seviyesinden başlayan bir atak, %25'lere ulaşan bir yükseliş ve IMF ile görüşmeler başlamış. IMF ile görüşmeler başladıktan sonra Haziran ayında IMF demiş ki ben sana 50 milyar dolar vereceğim demiş. Evet, dedi. Ama bunu dedikten sonra hemen bu parayı vermedi. Anlaşmalar, konuşmalar, bir takım analizler, bir takım görüşmeler vesaire vesaire bir süreci yaşandı. Ve işte bu görüşme süreci, bu para Arjantin'in kasasına girinceye kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi 40 dolar seviyesine kadar, 40 birim seviyesine kadar hareketlenen ve %50 civarında bir devalüasyon yaşayan Arjantin pezosuyla karşı karşıyayız. Yani IMF'nin geliyorum, geldim, anlaştık, anlaşıyoruz demesi bile yetmemiş. Bu süre içerisinde bile çok önemli bir hareketlilik yaşanmış. IMF geldim demiş, o tarihlerde Eylül ayında zannediyorum, Eylül sonlarında IMF 50 milyar doların yanı sıra artı 7 milyar dolar daha sana kredi vereceğim diyor ve tarihinin en büyük kredisini Arjantin'e verdiğini açıklıyor. Bu tarihte dolar TL'de bir %8'lik, arkasından ikinci hafta devam eden, üçüncü hafta devam eden toplam %10'lar civarında bir geri çekilme olmuş. Ama 20 dolar, 25 dolar seviyesinden 40 dolara ulaştıktan sonra oluşan bir geri çekilme var. Arkadaşlar, özellikle bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu demek değildir ki IMF gelene kadar dolar TL 7 olacak, 8 olacak, 10 olacak. Oralardan bir %10 gerileme olacak. Ben rakam vermiyorum. O anki koşullar belirleyecektir. Önce bir doların 5.86'ya geçmesi lazım ki ben 7'lerden konuşayım. Veya 7 üzerinde kapanışlar görebilmeliyim ki 8'lerden 9'lardan konuşayım. Bugün dolar 5 TL iken falcılık gibi, kehanet gibi dolar şu gün şu saatte 9 olacak demenin hiçbir anlam ve mantığı olduğu kanaatinde değil.
Ama şurada görülen tablo, şurada görülen tablo ve Arjantin ile aynı ekonomik kulvar içerisinde bulunuyor olmamız, aynı kaderi paylaşıyor olmamız, belki onlar bizden çok daha kötü durumdalar. %60'lar civarında faizleri, pardon, enflasyon oranları, farklı farklı durumları söz konusu olabilir ama ana resim değişmiyor arkadaşlar. Ve IMF gelmiş Ekim ayında. Geldikten sonra IMF dedi ki Arjantin'e, ey Merkez Bankası sen paranın değerini belli bir aralıkta sınırlayacaksın. Daha yukarı çıkmasını engelleyeceksin, daha aşağı inmesini engelleyeceksin. Bunun için bir strateji belirle dedi. Ve Arjantin Merkez Bankası stratejisini belirledi. Daha önce 40 dolarlar seviyesine çıkmış olan pezosu için dedi ki benim alt limitim 34, üst limitim de 44 dedi. Bakın gördüğü zirvenin bile ötesinde bir rakam belirledi. Yani IMF'ye söz verdi. Benim para birimim 34 ile 44 arasında hareket edecek dedi. Bakın tekrar dikkat çekiyorum. IMF ile anlaşma yapıldıktan sonra pezo hiçbir şekilde 34'ün aşağısına gelmedi. Hatta 35'in aşağısına gelmemiş. Koydukları üst limit ne? En yüksek seviyeleri olan 41'in de ötesinde 44 seviyesini üst limit koymuşlar. Ama 44'e kadar henüz ulaşmış değil. Belli bir dengede tutulmaya çalışılıyor. Bu sebeple arkadaşlar IMF gelecek veya gelmeyecek. Geldiği zaman dolar düşer düşmez. Evet teorik olarak düşer. Ama IMF gelene kadar dolar ne olur? Öncelikle sevgili dostlar bu ayrıntı üzerinde düşünmeniz gerektiği kanaatindeyim. Şimdi gelelim dolar TL'nin bu haftaya yönelik olarak durumunun ne olabileceği konusuna. Evet dolar TL 5.20 aşağısında da 5.16'lar seviyesini gördüm. Ve kapanışını 5.20 üzerinden gerçekleştirdi. 5.21 yakınlarından gerçekleştirdi. Ve ben sürekli olarak sizlere diyorum ki ben Fed veya Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalara asla itibar etmiyorum. Bu açıklamalara bakarak da görüşlerimi değiştirmem. Evet çok önemli bir sebep ortaya çıkarsa benim de görüşlerim değişebilir. Çünkü ekonomi canlıdır ve bu canlılık 3-5 gün, 10 gün, 20 gün sonra ortaya çıkabilecek olan çok özel sebeplere bağlı olarak çok farklı durumlar yaratabilir. Elbette ki sabit fikirli bir insan değilim. Ama ben bu mevcut gelişmelerin tamamıyla ve tamamıyla doları veya dünya genelindeki ekonomik düzeni veya Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu koşulları bir anda değiştirebilecek nitelik ve özelliklere sahip olmadığını, bugün için 3 günlük, 5 günlük bir ılımlı hava yaşatabilecek olsa dahi ana gerçeklerin değişmeyeceğini. Dolar TL için ise 5.06 seviyesinin aşağısında kapanışlar görmedikçe ben daha aşağı seviyelerin oluşma ihtimalinin çok zayıf olduğunu şahsi düşüncem olarak bir kere daha bilmiyorum kaçıncı defadır tekrar ediyorum. Bir kere daha tekrar ediyorum. Niçin benim için 5.06 seviyesi önemli bir kritik nokta, fikirlerimi, düşüncelerimi değiştirtebilecek kadar önemli bir nokta veya 5.06'nın üzerinde kaldıkça ben dolar TL için yukarı eğilimi bekliyorum söylemimdeki ses tonumu kararlı kılan etken ne arkadaşlar? Bir, şuradaki analizde %61.8 seviyesi Fibonacci kriterleri için çok önemli bir seviyedir, çok önemli bir tepki noktasıdır. Bu seviye arkadaşlar 5.06 seviyesine denk gelmekte. Teknik analize inanırsınız inanmazsınız. Bu tamamıyla sizin probleminiz. Her zaman söylüyorum. Teknik analize inanma. Temel analize inanma. Ona inanma, buna inanma. Neye inanacaksın kardeşim? Veya hangi kriterle hareket edeceksin? Yani kaderci bir mantık içerisinde olacaksan ona bir şey söylemek mümkün değil. Fakat belli kriterleri dikkate almak zorundayız. İnansak da inanmasak da. Evet sevgili arkadaşlar 5.06 seviyesinin teknik anlamda önemli olduğunu dair Fibonacci kriterleri bunu söylüyor. Bu bir. İkinci bir nokta. Değerli arkadaşlar 50 haftalık bir harekette ortalamamız var. Bu 50 haftalık hareketli ortalama yıllardır korunan, bakınız gördüğünüz gibi yıllardır korunmakta olan ufak tefek aşağısına sarkmalar olduğu dönemler olmuş ama genel anlamda bu ortalamaya yaklaşımlarda sürekli ciddi tepkiler yaşanmış. Bakın şu bölgede bu haftalık ortalamaya değmişiz, önemli yükselişler olmuş. Bunu sürekli olarak görmekteyiz. Ne kadar zamandır görmekteyiz arkadaşlar? 2008 yılından beri görmekteyiz. Hatta daha da gerilere gidebiliriz. 2006'lar, 2001'lerde bile bu 50 haftalık ortalamanın çok net bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani dolar TL 10-15 yıllık süreci bile dikkate alsak 50 haftalık ortalamasına yaklaşırken bir tepki buluyor. Bunun anlamı şudur. Uzun vadeli bir yükseliş trendi içerisinde. Peki arkadaşlar, biz örneğin, bakınız örneğin
Şu anda ekonomik durumumuz kötü, onlar kötü, bunlar kötü, şunlar kötü. Peki. Arkadaşlar 2017 yılına bakalım isterseniz. 2017 yılında biliyorsunuz her şeyin süt dümen olduğu bir süreç vardı. Buyurunuz. 2017 yılında arkadaşlar her şeyin fevkalade süt dümen olduğu bir süreç vardı. Ve biz 2017 yılında dolar TL'nin 2017 yılındaki bütün olumlu koşullara rağmen borsamızın zirveler yaptığı dönemde bile arkadaşlar yine bu 50 haftalık ortalamanın aşağısına gelmemişiz. Bir hafta gelmişiz, ondan sonra tekrar yukarı eğilim başlamış. Ve şurada gördüğünüz gibi 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren biz neredeyse 1,5 yıldır ciddi bir yukarı eğilim içerisindeyiz. E peki o zaman dolar TL bu 50 haftalık teknik ortalamasını en iyi olduğumuz dönemlerde bile kırmadıysa bugün şartların çok daha zor olduğu ve 2017'lerden 2016'lardan çok daha kötü bir atmosfer içinde olduğumuz bir sürede niçin bu ortalamasını kırsın? Niçin daha aşağı seviyelere gelsin? Evet. Değerli arkadaşlar, 50 haftalık ortalamamız şu an için 5,06'yı göstermekte. 5,07'yi göstermekte. Yani şuradaki %61,8 seviyesindeki rakamla aynı değeri göstermekte. Tekrar ifade ediyorum, 5,06 seviyesi benim için önemli bir değerdir. Bu seviyenin daha aşağısına gelmesini beklemiyorum. 5,20 aşağısına sarkmalar olabilecektir. Nitekim oldu da Kasım ayında 5,13'ler görüldü. Son gelen bir takım ekstra haberlere bağlı olarak 5,20'nin aşağısında 5,16 görüldü ve 5,21 üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Ve bundan sonra ne olur? Ben arkadaşlar 5,13 seviyesinin bile aşağısının görülme ihtimalinin güç olduğunu düşünüyorum. Ama imkansız mıdır? Değildir. Bir panik yaratmak, dolar TL'de short pozisyona ağırlık vermiş olan yatırımcıları stop loss'a zorlamak, bir kafa karışıklığı yaratmak gibi bir takım siyasi atraksiyon, pardon, ekonomik atraksiyonlarla, bir takım piyasa atraksiyonlarıyla bir 5,20'nin aşağısında tekrardan bir salınım söz konusu olabilir belki. Ama bunun sınırı 5,06'dır. Bunu tekrardan ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu demek değildir ki illa 5,06'yı göreceğiz. Bu demek değildir ki illa ki 5,8, 5,10'lar görülecek. Ama bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. 5,13 seviyesinde dolar TL bir dip yaşamıştır. Şu anda da en düşük 5,16 görüldü bu haber trafiğiyle birlikte. Fakat tekrardan ve tekrardan artık bir tepki eğilimi başladı. 5,16'dan sert bir hareket ile 5,21, 5,22'ler test edildi. Bu tepki eğiliminin önümüzdeki haftadan itibaren özellikle Şubat ve Mart'la birlikte yaklaşan seçim süreci içerisinde ve artık daha da artacak olan IMF ile anlaşma yapıldı, yapılıyor, yapılacak mı? Ne kadar miktar verecekler? İlk önce bu kadar peşinat, arkasından bu kadar taksit gibi muhabbetler çok sık bir şekilde dönecektir. İşte bu süreç içerisinde dolar TL'deki dalgalanmanın yukarı yönlü olmak kaydıyla, bakınız yukarı yönlü olmak kaydıyla ben devam edebileceğini düşünüyorum. Kademeli olarak yükseliş eğiliminin devam edeceği kanaatim devam ediyor. Dolar TL'nin orta ve uzun vadeli olan yükseliş trendini 5,06 desteğini kırıp da ters bir eğilim içerisinde olmasını beklemiyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Net olarak bu ifadeleri sizlere kullandım. Dolar TL'nin 2 gün içerisinde tekrar 5,30'lara 5,35'lere ulaşabilme gibi bir ihtimal elbette ki mevcuttur ve böyle bir tablo söz konusu olduğu zaman aşağı seviyeleri bekleyen insanlar bir anda tekrar fikir değiştirecektir ve diyeceklerdir ki dolar şimdi 5,60'a 5,80'e gidiyor. Arkadaşlar anlık söylem değişikliklerini lütfen dikkate almayınız. Aşağı eğilimlerde de yukarı eğilimlerde de mutlaka ve mutlaka belli mantıklı ve makul bir durum içerisinde olunuz ve içinde bulunulan trendin ne yönde olduğuna gerek ekonominin, gerek küresel ekonominin, gerekse Türkiye koşullarının, gerekse dolar TL'nin veya başka bir enstrümanın içinde bulunduğu trendin ne durumda olduğunu dikkate alarak hareket ediniz. Anlık fikir değişiklikleri veya anlık gelişen haberlere bağlı olarak siz pozisyon alır veya pozisyon kapatırsanız her 2-3 günde bir farklı bir pozisyona girersiniz ve bu pozisyonlarınızın da sizleri zararlı sonuçlara getirmesi ve büyük pişmanlıklar yaratması muhtemeldir. Sevgili arkadaşlar, son olarak Merkez Bankası diyeceğim. Öncelikle değerli arkadaşlar, Merkez Bankası Mart ayında yeni kontratlar açıldı. Matrix verilerinden bunu görüyorum ama zannediyorum bu verilerde bir yanlışlık var veya yanlışlık olabilir.
Şu anda Mart verileri çok net bir şekilde yansımış görünmüyor. Çünkü Mart verilerinde şu anda şöyle bir tablo görüyorum. Yani Mart kontratlarında Merkez Bankası'nın 473 bin kontrat short pozisyonu var görünüyor. Bu bir hatadan kaynaklanabilir. Henüz Mart kontratları yeni açıldı. Veya bir ikinci ihtimal olarak Merkez Bankası Şubat ayındaki pardon Ocak ayındaki vade sonunda pozisyonları otomatik olarak da kapanabilir veya çok net veya çok sıklıkla görülen bir uygulama değildir ama pozisyon da atlatmış olabilir. Yani elindeki pozisyonlarını kendisi kapatmadan, vade sonunda kapanmasına da müsaade etmeden bu pozisyonları bir sonraki vadeye de taşımış olabilir. Bunun belli taşıma maliyetleri, ekstra bir takım hesaplama yöntemleri vardır. Böyle bir ihtimal de mümkündür. Çünkü Şubat ayı, pardon, Ocak ayı kontratlarında elinde bulunan miktarın birebir aynı rakamı şu anda Mart ayı kontratları verisinde görülmekte. Bu gerçekten böyle mi oldu yoksa bir hatadan mı kaynaklanıyor? Bunu bilmiyorum ama sonuç olarak Ocak kontratlarımız kapandı ve Mart ayında da artık Merkez Bankası işlem yapabilir durumda. Bunları ben size günlük olarak zaten aktarıyorum, biliyorsunuz. Yeni bir işlem yaparsa bunları sizlerle paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Burası arkadaşlar Merkez Bankası'nın Şubat pardon Nisan ayına geldim. Önce isterseniz Şubat'ı aktarayım ben size. Evet, Merkez Bankası'nın Şubat ayı itibariyle ve bu hafta itibariyle yani geride bırakmış olduğumuz hafta itibariyle Merkez Bankası 26.500 adet short pozisyon işlem yapmış. 26.500 bu geçtiğimiz hafta içinde yapmış olduğu işlemleriydi. Ve yine Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta Nisan vadede yapmış olduğu toplam short işlem miktarı ise 30 bin kontrat. Oldukça az miktarlar olarak görülmekte bunlar. Çünkü Merkez Bankası'nın short işlem yapmasını gerektirecek dolar TL'yi baskı altında tutmasını gerektirebilecek seviyeler yoktu. 5.20'ler civarında, 5.25'ler civarında bir seyir hakimdi ve o seviyelerden ise aşağı yönlü bir eğilim oldu. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar bir hususu daha bilmenizi istiyorum. Eğer Merkez Bankası dolar TL'nin çok ama çok daha fazla seviyelerde aşağı gelmesini istiyor olsaydı, örneğin 5 seviyelerine yaklaştırmak, daha da aşağı seviyelere ulaşmasını istiyor olsa idi, zannediyorum ki bu süreçte de ciddi bir şekilde short pozisyon baskısını artırabilir, çok daha yüksek miktarlarda short pozisyonlar açabilirdi. Tabii ki burada bir parantez açıyorum. Merkez Bankası tek başına dolar TL'nin fiyatı üzerinde, seviyeleri üzerinde etkili olma rolüne sahip değildir. Bir de uluslararası piyasa gerçeği dediğimiz bir gerçek vardır. Merkez Bankası tek başına doları kontrol edemez. Merkez Bankası'nın burada yapmakta olduğu işlemler dolar TL'deki aşırı dalgalanmaları önlemek, engelleyebilmek amaçlıdır. Ama Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlemlerde dolar TL üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bunu da biliyoruz. İsteseydi bu baskısını daha da artırmak kaydıyla piyasalarda en azından yerli yatırımcıyı biraz daha panikletebilmek, biraz daha sıkıntıya sokabilmek bakımından veya reel ekonomi anlamında dolar TL çok aşağılara gelmiş olmasından bir memnuniyet duyacak olmuş olsaydı bu eğilimini bu yönde devam ettirebilirdi. Ama yapmadığını görüyoruz. Sadece koskoca bir hafta içerisinde her iki kontratta da yani gerek Şubat gerekse Nisan ayı kontratlarında toplam 50 bin kontrat civarında pozisyon açtığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu hafta için dolar TL'nin pivot seviyelerine bakacak olursak dolar TL'nin arkadaşlar 5.23 seviyesinde bir pivot seviyesi bulunuyor. Bu hafta içerisinde, bu haftalık bir grafiktir. Bu hafta içerisinde 5.23'ün üzerinde bir seyir olur ise yukarı yönlü ataklarda 5.30-88 yani 5.31 seviyesine kadar bir hareketlilik olabilir. Bu seviye üzerinde kalındıkça nereye kadar, ilk etapta nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabı 5.31 olacaktır. 5.30-5.31 destek bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece ise nereye kadar bir yükseliş olabilir sorumuzun cevabını ise 5.43, bunun da ötesinde 5.51 seviyesi vermekte. Eğer dolar TL 5.23'ün aşağısında kalmaya devam eder, özellikle 5.20 psikolojik seviyesinin altında kalmaya devam eder ise bu durumda 5.13 seviyesinde bir desteğimizin olduğunu biliyoruz ama 5.23'ün aşağısında kalınır ve 5.13-5.16 bölgesi de aşağı kırılacak olur ise bu durumda ilk etapta 5.10 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Şayet 5.10 seviyesindeki destek de çalışmaz,
burası da kırılacak olursa, bu seviyenin aşağısında günlük kapanış olur ise, bu durumda 5.03 ve buranın da kırılması, 5 psikolojik desteğinin de kırılması durumunda 4.90 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali teknik anlamda, teknik kriterler itibariyle mevcut görülmekte. Gerçekleşebilir, gerçekleşmez. Bunlar ayrı konulardır ama teknik olarak bu seviyelerin gündemde olabileceğini belirtmekte yarar görmekteyim. Değerli arkadaşlar, dolar, TL ve bu haftaya dair genel beklentilerin ne olabileceğine dair sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Şahsi düşüncem ve beklentim itibariyle dolar, TL geçtiğimiz haftanın haber trafiğinin etkisiyle 5.30'un aşağısında kalmanın yaratmış olduğu teknik sebeplerle 5.20 aşağısını görmüştüm. Ama Şubat ayıyla zaten Ocak ayının son haftasının zor geçebileceğini sizlere vurgulamıştım. Bu konuya özel bir analiz de paylaşmıştım geçen hafta sonu. Nitekim Şubat ayının son haftasını geride bıraktık. Merkez Bankası'nın Ocak kontratlarını kapattı, kapatacak stresini geride bıraktık. Merkez bankalarının yapacağı açıklamaların yaratabileceği türbülansları geride bıraktık. Artık piyasa gerçeklere dönmek durumunda ve Şubat ve Mart aylarındaki ciddi ödemeler, IMF ile ilgili görüşmeler, şunlar bunlar vesairelerin yaratacağı haber trafikleri ve bu haber trafikleri paralelinde ben dolar TL'nin tekrardan yukarı bir eğilim içerisine girerek Şubat ayıyla birlikte yeniden bir yükseliş eğilimi başlatabileceğini, 5.20 aşağısı veya 5'lere kadar gelir mi gelmez mi manasındaki korku ve endişeleri yükseliş yönünde değiştirebileceğini düşünmekteyim. Evet sevgili arkadaşlar, bunlar benim şahsi düşünce ve görüşlerim. Sizlere çok güzel bir hafta ve bol kazançlar diliyorum. Dediğim gibi birkaç saat sonra endeksle ilgili, borsayla ilgili, yabancı takas oranıyla ilgili, yabancıların işlemleriyle ilgili, bankacılık endeksinin durumuyla ilgili veya endeks bundan sonra daha da bir yükseliş eğilimi içerisinde olabilir mi gibi gibi bir takım sorularınızı da yanıtlayacak şekilde borsaya dair de bir analiz aktaracağım. Bir kez daha ifade etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Gerek anlık analizlerimden, hafta içi, gün içi, seans içi aktarmış olduğum anlık analizlerden veya sorularınıza yanıtlar verebilmek bakımından @harukcanberk Twitter adresimi kullanabilirsiniz. Bunun dışında video olarak aktarmış olduğum analizlerden de aktarımın hemen takibinde bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olmanız yeterli olacaktır. Tabii ki geçmiş analizlerimi, son dönemlerdeki düşüncelerimi, başka başka farklı konulardaki açıklamalarımı da vaktiniz ve zamanınız olursa izleme, dinleme imkanınız olabilecektir. Bu açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Efendim saygılarım ve sevgilerimle hoşça kalınız.